İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün Profesör Doktor Mehmet Nuray Aydınoğlu ile birlikteyiz. Hocam merhabalar. İyi günler dilerim. Evet, bugün Nuray Hoca ile farklı formatta bir program gerçekleştireceğiz. Benim sesim ve sözüm oldukça az olacak ve Nuray Hoca da bütün program boyunca görsel bir sunum hazırladı. Sunumu sizlere aktaracak. Evet, konumuz ise Kanal İstanbul. Kanal İstanbul merkezi yönetim tarafından sürekli gündemde tutulan bir konu olarak ister istemez kamuoyunun ilgisini çeken önemli bir konu haline geldi. Bugün ve gelecek hafta yapacağımız iki ayrı programda Kanal İstanbul projesini tekrar çeşitli açılardan topluca ele alacağız. Bu iki programda yapacağımız sunumların temel kaynağı Şehir Hepimizin programları kapsamında Medyascope'da daha önce gerçekleştirdiğimiz dört söyleşide olduğu gibi Haziran 2020'de Kültür AŞ tarafından yayınlanan Kanal İstanbul çok disiplinli bilimsel değerlendirme kitabı olacak. Kendi alanlarında uzman kişilerin yazdığı 20 makalenin yer aldığı bu kitapta Kanal İstanbul'un şehrimize ve bölgeye olası etkileri çok geniş bir kapsamda ele alındı. Biz bu iki kısımlık programda bunların ancak bir kısmını belirli bir bütünlük içinde ve bu kez büyük ölçüde görsel malzemeleri kullanarak sizlere sunmaya çalışacağız. Amacımız projenin İstanbul için yarattığı büyük tehlikenin daha iyi anlaşılabilmesine ve böylece projeye karşı kamuoyunda giderek daha yaygınlaşan karşı çıkma çabalarına katkıda bulunmak. Evet, Nuray Hocam, söz ve sunum sizdedir. Buyurunuz. Teşekkür ederim Gürhan Bey, sağ olun. Efendim, pardon, şimdi ben share screen yapıp sunum şimdi görünüyor herhalde, değil mi Gürhan Evet, Bey? görünüyor efendim. Efendim, Kanal İstanbul, bu soldaki ve sağdaki iki resimde gördüğünüz, haritada gördüğünüz gibi, biri harita, diğeri hava fotoğrafı. Güneyde Marmara Denizi ile Küçükçekmece Gölü'nün birleştiği noktadan başlayarak kuzeye doğru ilerleyen ve Küçükçekmece Gölü'nü de olduğu gibi içine alarak devam eden, daha sonra Sazlıdere Barajı'nı da ortadan kaldırarak, yok ederek içinden geçen ve kuzeye doğru yönelerek Durusu mevkiinde solda Terkos Gölü Barajı ve sağda da bu resimlerde görünmeyen üçüncü hava alanının arasından Karadeniz'e bağlanan 45,3 kilometre uzunluğunda bir su yolu. Efendim, İstanbul, Kanal İstanbul'la ilgili tüm bilgilerimiz kapak resmini burada gördüğünüz Ocak 2020 tarihli çevresel etki değerlendirmesi raporuna dayanıyor. Bu burada gördüğünüz nihai rapordur. Bu rapor kapsamında, çok çok detaylı bir rapor bu. Bu rapor kapsamında bu proje için yapılan mühendislik proje çalışmaları, ki bunlar ön proje çalışmaları ve fizibilite çalışmaları. Bunlarla ilgili bilgiler oldukça ayrıntılı bir biçimde verilmiş. Çok kapsamlı, çok sayıda eki olan 39 adet ek rapor var buna şey olarak. Toplam sayfa sayısının 15 bin olduğu ifade ediliyor. Şimdi önemli bir soru tabii. İstanbul, Kanal İstanbul hangi gerekçelerle, niçin yapılmak isteniyor? Bu önemli bir konu. Çünkü bunun üzerinde bu konuyu iyi anladığımız zaman İstanbul, Kanal İstanbul projesinin gerçeğine daha iyi bir vakıf olacağımızı düşünüyorum. Şimdi efendim, ÇED raporunda yapılan bir tanımlama var ki bu tanımlama aynen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın son zamanlarda yayınladığı bir site var. Bu sitede de aynen yer alıyor. Buna göre Kanal İstanbul projesinin amacı
İstanbul Boğazı'nın tarihsel ve kültürel dokusunun korunması ve güvenliğin arttırılması, İstanbul Boğazı'nda öncelikle deniz trafiğinden kaynaklanan yükün azaltılması ve boğaz güvenliğinin arttırılması, İstanbul Boğazı'nın trafik güvenliğinin sağlanması, şehir emniyetinin sağlanması ve yeni bir uluslararası deniz trafiğine açık bir su yolunun oluşturulması. Aslında 5 maddede birbirini tekrar eden hususlar var. Sonuç olarak bu bir boğazın güvenliğini sağlamaya yönelik bir proje olduğu ifade edilmeye çalışıyor. Son maddede, kırmızıyla işaret ettiğim maddede ise farklı bir konu var. Olası bir İstanbul depremi dikkate alınarak yatay mimariye dayalı, depreme dayanıklı modern bir yerleşim alanı oluşturulması. Şimdi buradan açıkça görünüyor. Mavi ile işaret ettiğimiz ilk 5 gerekçe aslında görünür gerekçeyi oluşturuyor. Yani zahiri gerekçeyi oluşturuyor. Nedir bu? İstanbul Boğazı'nın özetle tehlikeli gemi trafiğinden korunması. Yani bu bir güvenlik projesi olarak sunulmaya çalışıyor. Oysa gerçek gerekçe kırmızı ile ifade edilen gerekçedir. Yani bu da kentsel dönüşüm yasasına dayanarak 6300 sayılı 6 sayılı kentsel dönüşüm yasasına dayanarak ilan edilen rezerv yapı alanında depreme dayanıklı bir yerleşim alanı oluşturmak bahanesiyle kanal manzaralı veya deniz manzaralı lüks konutların yer alacağı yeni şehir projesinin geliştirilmesi. Bu ne demektir? Bu proje bir emlak veya rant projesidir. Şimdi yeni şehir projesi, bu gördüğünüz görselde yeni şehir projesiyle ilgili çevre düzeni değişikliği planı var. Tarihi 2019. Bu proje, bu plan değişikliği 29.6 geçen yıl 29.6.2020'de onaylandı. O zaman da biliyorsunuz çok sayıda itiraz yapılmıştı. Ama aradan 9 ay geçtikten sonra bu yılın Mart ayında revize edildi. 25 Mart'ta tekrar revize edildi ve çok detayını ben bilmiyorum ama öğrendiğimize göre konut alanlarının sayısı, konutların sayısı genişletildi. Konut alanları genişletildi ve şu anda da askıda bulunuyor bildiğim kadarıyla. Bundan sonra da bu projenin revize edilip konut alanlarının daha da artırılıp artırılmayacağını izleyeceğiz ama pekala mümkün görünüyor. Bu arada ben hemen bir ek yapayım hocam. Askıdaki bu yeni planla itiraz süresi 24 Mart tarihinde bitti. Öyle mi? Evet. Evet. Onu bilmiyordum. Evet efendim, teşekkür ederim. Şimdi efendim, bu görselde 2009 tarihli İstanbul'un anayasası olarak kabul edilen 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planı yer alıyor. Bu plan 2009 tarihinde bütün tarafların, bütün bilim adamlarının, siyasi görüşü ne olursa olsun bütün politikacıların, İstanbul Belediye Meclisi'ndeki, Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki bütün partilerin ittifakıyla onaylanmış olan plandır. Gördüğünüz gibi bu planda Kanal İstanbul olmadığı gibi üçüncü köprü de yok, yeni İstanbul havaalanı da yok. Bu plan, bu özellikle Avrupa kısmındaki yeşil alan olduğu gibi görüldüğü gibi korunuyor ve İstanbul'un bu plana göre büyümesi doğu batı ekseninde öngörülüyor. Maalesef bu plan delindi. Üçüncü havaalanı ve pardon yeni havaalanı ve üçüncü köprü dolayısıyla şimdi Kanal İstanbul yapılırsa iyice bu plan berhava edilmiş olacak. Şimdi Kanal İstanbul'un içinde neler var? Yani kapsamı nedir? Bununla ilgili bilgi vermek istiyorum kısaca.
Bir kere ana kanal yapısı toplam 45.3 kilometre uzunluğunda bir toprak kanal bu. Yaklaşık 1,2 milyar metreküp toprak hafriyatı söz konusu. Ve belirli kısımlarda taban ve şev korumaları yapılacak. Bunları ileride açıklayacağım. İkincisi, kanala entegre yapılar olarak adlandırılan Marmara Konteyner Limanı, Karadeniz Konteyner Limanı, lojistik merkez, Karadeniz kıyısında 38 kilometre uzunluğunda dolgu alanı, ki buna rekreasyon alanı adı verilmiş, Küçükçekmece Yat Limanı, kanal boyunca yanaşma rıhtımları, çeşitli yardımcı tesisler vesaire. Üçüncüsü, geçiş köprüleri. Şimdi efendim, geçiş yapıları üç kısımda alınabilir aslında. Altyapı ve ulaşım geçiş yapıları olmak üzere. Bunlar geçiş köprüleri, geçiş tünelleri ve altyapı geçişleri. Bunlar da kanalın kendisi kadar önemli ve hem zaman hem de maliyet bakımından çok büyük yer tutacak kalemler. Geçiş köprüleri, yedisi karayolu köprüsü, biri demiryolu köprüsü olmak üzere, her biri takriben Boğaz Köprüsü uzunluğunda ve ona benzer 8 tane muazzam köprü. Bunların ayrıntılarını ileride göstereceğim. Yaklaşım açıklıkları var bunların, tabii ana köprülerin, ana açıklıklarının yan taraflarında. Bunlar dahil köprülerin toplam uzunluğu 13,6 kilometreyi buluyor. 3 tane tünel var. Bunların biri demiryolu tüneli, ikisi metro tüneli. Bunlar da çok derinden geçen çok uzun tüneller. Ve bu tünellerin toplam uzunluğu 21,7 kilometre. Bir de çok önemli tabii, altyapı geçişleri var. Onlarca kilometre uzunluğunda çok sayıda içme suyu isale hatları, atık su hatları, enerji nakil hatları, doğal gaz ve petrol boru hatları, telekomünikasyon hatları, bunların hepsinin deplase edilmesi, yenilenmesi gerekiyor. Muazzam bir mesai bu. Havai enerji nakil hatları olmak üzere tüm altyapı geçiş yapıları tünel veya yer altından yapılacak boru sistemleri olarak öngörülüyor. Şimdi bu sözünü ettiğim 5 kalem Kanal İstanbul'un ÇED raporunda yer alan Kanal İstanbul yapıları diyelim. Kanal İstanbul projesi ÇED raporunda Yenişehir projesinden hiç bahsedilmiyor. Oysa bir de Yenişehir projesi olduğunu biliyoruz. Kanal İstanbul projesinden bağımsız gibi görünen, ayrıntıları ÇED raporunda yer almayan, ancak Kanal İstanbul'la birlikte geliştirilen ve onu bahane olarak kullanan, resmi rakamlara göre yaklaşık 500 bin, uzmanlara göre ise en az 1 milyon, hatta daha fazla nüfusu barındıracağı ifade edilen lüks konutlardan oluşan çılgın emlak projesi. Esas proje bu. Şimdi efendim, ana kanal yapısıyla başlayalım. Ana kanal yapısı, dediğim gibi, yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda, minimum taban genişliği 275 metre olan, bu resimde görüldüğü gibi, su derinliği 20,75 metre olan bir su yolu, bir trapez kesitli bir su yolu. Şevlerin eğimine bağlı olarak su yüzeyi genişliği değişiyor tabii. Şevler de düşey bir, yatay ona kadar. Zayıf zeminlerde şevler tabii çok yatık olmak zorunda. Bu değişime bağlı olarak minimum su genişliği 360 metre, maksimum su yüzeyi genişliği ise 600 metre oluyor. Kanal İstanbul'dan geçecek gemiler için de belli kabuller yapılmış, standart gemiler kabul edilmiş. İki tür gemi var, biri tanker, diğeri ise konteyner gemisi. Tanker gemisinin boyu 270 metre, genişliği 48 metre, 17 metre su çekimi var, 145 bin deadweight tonluk bir tanker. Konteyner gemisi ise 350 metre boyunda, 49 metre genişliğinde, 16 metre su çekimi olan,
170-120 bin deadweight tonluk bir gemi olarak kabul edilmiş bulunuyor. Kanala entegre yapılar başlığı altında yukarıda ifade ettiğimiz yapılar bu resimde görülüyor. Bunlar Karadeniz Konteyner Limanı havaalanının hemen kuzeyinde, kıyıda. Onun doğusunda lojistik merkez diye bir tekrar bir alan ve kanalın batısında 38 kilometre boyunca uzanan bir dolgu alanı var. Bu üç alanın da aslına bakarsanız birazdan ifade edeceğim yapılma gerekçesi Kanal İstanbul hafriyatından, kara kazılarından çıkan malzemenin bertaraf edilmesi için bir nevi uydurulmuş yapılar bunlar. Bu yapılara ihtiyaç olup olmadığı çok tartışmalı. Çünkü bu yapılarla ilgili ne Karadeniz Konteyner Limanı ne de lojistik merkezle ilgili İstanbul'un uzun vadeli planlarında yer alan yapılar değil bunlar. Batıdaki 38 kilometre uzunluğundaki dolgu alanı da 38 kilometre boyunca Karadeniz kıyısındaki bütün doğal yapıyı tabii mahvedecek. Güneyde ise önemli olan yine deniz taramasından çıkarılacak malzemelerle doldurulması, oluşturulması öngörülen bir Marmara Konteyner Limanı var Avcılar'da. İkincisi de gölün içinde bir küçük çekmece gölünün içinde bir yat limanı var. Bunların dışında bir takım kanal boyunca gemi trafiğine yardımcı olmak üzere bir takım yardımcı tesisler düşünülmüş, planlanmış durumda. Şimdi önemli olan geçiş yapıları. Geçiş yapıları içinde geçiş köprüleri, burada 8 tane köprü var. Ve 3 tane tünel var burada bu resimde görülüyor. Bunlarla ilgili ayrıntıları gelecek haftaki programımızda size vereceğim. Onun için bugün şimdilik zaman kaybetmemek için bunu geçiyorum. Tabii çok önemli olarak altyapı, İSKİ'nin içme suyu ve atık suyu altyapı tesisleri ile ilgili bu resimlerde gördüğünüz yeni inşaatlar, deplasmanlar gerekiyor. Yani bütün boru sistemleri, temiz su ve atık su sistemleri kesildiği için bunların yer altına alınması, hemen hemen hepsinin yer altına alınması, atık su anlamında yeni atık su arıtma tesislerinin inşa edilmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili de gelecek hafta bilgi vereceğim. Bu da doğal gaz hatlarıyla ilgili İktaş'ın koridorları, aktarım koridorları burada gördüğünüz gibi çok sayıda hat boyunca yeni doğal gaz hatlarının tesisi öngörülüyor. Bu tabii bunlar muazzam maliyet unsurları. Gelecek hafta bu konu üzerinde konuşacağız. Efendim bugün bu bilgilerle ilgili olarak bu konularla ilgili olarak daha doğrusu Haziran 2020'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından yayınlanan Kanal İstanbul kitabında yer alan 20 makaleden yararlandık bu sunumda. Bu kitap halen satışta, satışı devam ediyor. Bu kitapta burada listesini gördüğünüz 20 adet makale var. Her bakımdan kanalın İstanbul için yaratacağı sorunları, tehlikeleri, kanalın fizibilitesini, yaratacağı sorunları ve ÇED raporuyla ilgili eleştirileri çok ayrıntılı olarak bütün alanlarda bu 20 makale çerçevesinde görebilirsiniz. Ben bugün ve bu programın bundan sonraki kısmında bugün ve gelecek hafta bunların bazılarından bahsedebileceğim. Takdir edersiniz ki konu çok yaygın. Bunların içinde belli olanlar, belli konuları seçip o konularda Kanal İstanbul'un İstanbul'a neler getirdiğini, neler götürdüğünü size açıklamaya çalışacağım. Şimdi efendim ilk konu olarak Kanal İstanbul'a gerekçe olarak gösterilen gemi trafiği ve gemi trafiğinin yaratacağı işte güvenlik problemi dolayısıyla
uzun vadede gemi sayılarının ne mertebelere ulaşacağıyla ilgili artış senaryoları yapılmış ÇED raporunda. Bu konuda Profesör Haluk Gerçek arkadaşımızın Kanal İstanbul kitabında, biraz önce belirttiğim kitapta yer alan trafik, Kanal İstanbul'un trafik ve ulaşım açısından değerlendirilmesine ilişkin makalesi çerçevesinde şunlar görülüyor. Şimdi ÇED raporunda Kanal İstanbul'un en önemli gerekçelerinden biri olarak gösterilen Boğaz'dan geçecek gemi sayılarının giderek artacağı zaman içinde ve 2070 yılında 86 bin düzeyine ulaşacağı ifade ediliyor. Oysa 2007 yılında 56 bin civarında olan yıllık toplam gemi trafiği bu yıldan itibaren azalarak 2018 yılında 43 bin düzeyine inmiş bulunuyor. Ve 2006-2018 yılları arasında yıllık gemi sayısında toplam %24'lük bir azalma var. Burada gördüğünüz şekil Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün resmi verilerine göre hazırlanmış bir şekil. Burada gördüğünüz gibi en üstteki eğri toplam gemi sayısını gösteriyor. Burada belirgin bir azalma var. Onun altındaki sarı genel kargo gemilerindeki azalmayı gösteriyor. Tankerlerde hemen hemen çok az bir azalma var. Dökme yük gemilerinde hafif bir artış var ama bunların sayısı esasen az, 10 binin altında. Sonuç olarak belirgin bir azalma var gemi sayısında. Evet, bu slaytta ise başka bir durum söz konusu. Şimdi Boğaz'dan geçen gemi sayısı azalıyor bir önceki slaytta gördüğümüz gibi. Ancak gemilerin ortalama gross tonu ve gemi boyları artıyor. Bu da gayet doğal tabii. Ekonomik gerekçelerle gemi endüstrisi daha büyük, daha ekonomik gemiler çalıştırıyor ve 2006-2019 yılları arasında burada da görüldüğü gibi Boğaz'dan geçen gemilerin ortalama gross tonu %77,5 artmış. 200 metreden büyük gemi sayısı ise %17 artmış. Zaten bu durum ÇED raporunda da ifade ediliyor. Peki şimdi bu 86 bin tahmini nereden geliyor? Başta ifade ettiğim gibi. Çünkü 2070 yılında ÇED raporu 86 bin düzeyine ulaşacağını tahmin ediyor. Haluk Gerçek Hoca'nın makalesinde ifade ettiğine göre burada ÇED raporunda bu konunun uzmanları 7 ayrı senaryo yapmışlar istikbale yönelik olarak gemi trafiğiyle ilgili. Ancak bu senaryoların yeterli istatistik analizlerle desteklenmediği, çünkü yeterli veri yok. Bu nedenle büyük ölçüde uzmanların tecrübesine dayalı olduğunu ifade ediyor Haluk Gerçek Hoca. Dolayısıyla bu miktara ulaşmasının çok olası olmadığı, çok sayıda belirsizlik olduğu belirtiliyor. Buna karşılık karşı argümanlar daha önemli. Bu bağlamda gemi sayılarının muhtemelen azalması bekleniyor. Bunun da sebeplerini şöyle sıralayabiliyoruz. İklim krizi karşısında fosil yakıt kullanımına son verilmesi konusunda giderek artan bir eğilim var bütün dünyada. Uluslararası anlaşmalar yapılıyor. Biliyorsunuz son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden'ın seçilmesiyle Amerika Trump zamanında çıktığı Paris anlaşmasına geri döndü. Ve çevre konusunu, fosil yakıtların kullanımına son verilmesi konusunu birincil sorun olarak ele aldı. Bu konuda önümüzdeki yıllarda çok daha yoğun uluslararası çabaların görüleceği muhakkak. Öte yandan petrol rezervlerinde beklenen azalmalar var. Yani 50 yıl sonra 2070 yılında şimdiki kadar petrol kullanmayacağımız hemen hemen muhakkak. Ve muhtemelen çok düşük düzeylere inecek bu. Bütün arabaları görüyorsunuz, elektrikli arabaya çeviriyor bütün Avrupa ve Amerika'daki endüstri, Japonya'daki endüstrileri.
artı Rusya'nın petrol ihracatını Karadeniz limanlarından Baltık limanlarına yönlendirmesi söz konusu. Bu giderek gelişen bir trend ve nihayet tanker taşımacıların taşımalarına seçenek olarak mevcut olan, halen mevcut olan ve ileride yapılması olası pek çok boru hattı projesi var. Mesela Samsun Ceyhan petrol boru hattı projesi var. Bunun dışında mevcut olan, şu anda yapılmış bulunan Rusya-Türkiye Mavi Akım, Bakü-Tiflis, Erzurum, Boğalda, doğalgaz boru hatları, TANAP hatları vesaire. Peki bunların sayısının ileride artması da söz konusu olabilir. Bütün bu unsurlar dikkate alındığında 2007 yılından bu yana azalma eğilimi gösteren İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği için ÇED raporunda yapılan uzman tecrübesine dayalı tahminlerin proje esas alınmasının pek uygun olmadığı, bunlara göre bir strateji tespitinin doğru olmadığını söylemek mümkün. Şimdi öte yandan Kanal İstanbul'la ilgili çok önemli bir makale bu Kanal İstanbul kitabında. Üç uzak yol kaptanı tarafından hazırlanmış bir makale. Ki bu kaptanlar İstanbul Boğazı'nda da uzun yıllar kılavuz kaptanlık yapmış. Çok tecrübeli, deneyimli meslek insanları. Bu makalenin başlığı da yine Kanal İstanbul kitabında yer alan makalenin başlığı İstanbul Boğazı ve Kanal İstanbul'un gemi geçişleri açısından değerlendirilmesi. Şimdi bu değerli makalede kaptanlar öncelikle mevcut durumu değerlendiriyorlar. Bu mevcut durumla ilgili İstanbul Boğazı'ndan gemi geçişleriyle ilgili durumu özetliyorlar. Buna göre daha önce belirttiğimiz gibi ortalama günde Boğaz'dan 115 gemi geçiyor. Yılda yaklaşık 42 bin, 43 bin civarında gemi geçiyor. Ve bu gemilerin ve personelinin can, mal ve çevre emniyeti ve deniz güvenliği şu şekilde sağlanmaya çalışılıyor. 60 civarında kılavuz kaptan var. 2 adet kılavuzluk istasyonu var. Kılavuzluk servis motoru ve vesaire var. 8 adet romorkör ve bunların personeli var. Ve çok önemli olmak üzere 2003 yılından beri faaliyette bulunan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Teşkilatı bünyesinde deniz trafik operatörleri var. Biliyorsunuz İstanbul Boğazı boyunca çok sayıda kule yapıldı. 2003 yılında faaliyete geçti bunlar. Bunlar radar sistemleriyle bütün trafiği sıkı bir biçimde kontrol ediyorlar. Şimdi efendim İstanbul Boğazı'nın güvensiz olduğuna dair iddiaların temel kaynağı, yani güvenlik bakımından çok büyük tehlike yarattığına ilişkin iddiaların en büyük kaynağı 1979 ve 1994 tarihlerinde meydana gelen iki büyük kazaya dayanıyor. Bunlar ölümlü, yangınlı, çevre felaketli büyük kazalar gerçekten. Ancak her iki kazada unutulmaması gereken nokta, bu kaza her iki kazada da karşılıklı iki geminin çarpışması söz konusu oldu. Şimdi bu 94 tarihli ikinci kazadan sonra Türkiye önemli bir tedbir aldı ve Türk Boğazları deniz trafik düzeni tüzüğünü ve yönetmeliğini revize etti. Bu revizyon çalışmasına Montreux Anlaşması çerçevesinde konuya taraf olan bütün ülkeler de görüş bildirdiler. Ve sonuç olarak 1 Temmuz 94 tarihinde yürürlüğe giren bu yeni yönetmelik ve uygulama talimatı ile ve ayrıca bundan sonra belirlenen ve uygulamaya konulan diğer tedbirler sonucunda bu tarihten sonra İstanbul Boğazı'nda özellikle insan ölümlü, yangınlı, çevre felaketli bir deniz kazası meydana gelmemiştir. Bu çok önemli bir şey. Unutmayalım ki o tarihten bugüne kadar İstanbul Boğazı'ndan 1 milyon civarında gemi geçmiştir. Ve 1 Temmuz 94 tarihinden sonra alınan tedbirler de çok önemli. Bunların çoğu kamuoyunca bütün ayrıntılarıyla bilinmiyor olabilir. O bakımdan tekrarlayacağım. Şimdi her şeyden evvel İstanbul Boğazı'nda tek yönlü deniz trafiği uygulaması. Bir çarpışma diye bir şey söz konusu değil.
şu üç kalemde, aşağıda söyleyeceğim üç kalemde bakın 150 metre ve üzerindeki sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyan tankerler, 200 metre ve üzeri tankerler, boş veya yüklü olsun, 250 metre ve üzeri konteyner ve dökme yük gemileri. Bu gemiler İstanbul Boğazı'ndan mutlaka gündüz geçiş yapıyorlar. Kılavuz kaptan almak zorundalar ve römorkör refakatiyle geçiş yapıyorlar. Artı 200 metre ve üzerindeki yolcu gemilerine zorunlu olmamakla birlikte kılavuz kaptan olmaları, almaları şiddetle tavsiye ediliyor. Ayrıca kaptanların ifade ettiğine göre ülkeye külfet getirmeksizin alınacak bir takım önlemlerle boğaz trafiğinin daha da güvenli hale getirilmesi ve Kanal İstanbul için öne sürülen gerekçelerin büyük ölçüde ortadan kaldırılmasının mümkün olduğunu ifade ediyor kaptanlar. Bunlarla ilgili buradaki ayrıntılara girmek istemiyorum. Ancak gerçekten bu ilave tedbirlerin de alınması sonucunda özellikle İstanbul Boğazı'nda tehlike oluşturan büyük tankerlerin geçişiyle ilgili olarak Kanal İstanbul'un yapımı için gösterilen gerekçelerin pek bir anlamının kalmayacağı ifade ediliyor. Bu konular Kanal İstanbul ÇED raporunda maalesef özellikle yanlı olarak, taraflı olarak ifade edildiği için bu makale özellikle bu iddiaların çürütülmesi bakımından çok önem taşıyor. Şimdi aynı makalede kaptanlar, bu üç kaptan ve bu üç kaptanın İstanbul Boğazı'nda kılavuz kaptanlık yaptığını ifade ettim. Çok deneyimli meslek insanları. ÇED raporunu çok ayrıntılı bir biçimde eleştiriyorlar. Bu makalede de ifade edildiği üzere. Ve bu Kanal İstanbul için yapılan simülasyon deneylerinin yetersizliğini özellikle vurguluyorlar. Çünkü Kanal İstanbul'da da iddia edildiği gibi çok kolay geçişler olmayacağı, büyük tehlikelerin söz konusu olabileceğini bu simülasyon deneylerinde bile görüldüğü ifade ediliyor. Kaldı ki kaptanların ifade ettiğine göre bu simülasyonlar tam donanımlı köprü üstü simülatörleriyle yapılıyor. Aynen uçak simülatörlerinde olduğu gibi. Bu simülatörlerin çok donanımlı, çok ileri düzeyde olanlarının Türkiye'deki üniversitelerde mevcut olmasına rağmen bu projeyle ilgili simülasyonların Fransa'da bir laboratuvarda çok daha kısmi ölçekte ve çok daha düşük düzeyli bir simülatör vasıtasıyla yapıldığı ifade ediliyor ve bunların yetersiz olduğu söyleniyor. Ayrıca Kanal İstanbul'da gemi geçişlerinde önemli sorunların zaten yaşanacağı ifade ediliyor. Şimdi 17 metre su çekimleri gemilerin altında kanal derinliği, bu gemiler dikkat edin, kanal derinliği biliyorsunuz 20 metre, 20-75. Altta kalan su derinliği 3,75 metre olacak. Geminin hızlanması ile birlikte oluşacak çökme ve trim denilen olay nedeniyle geminin su çekimi daha da artacak ve geminin altında kalan su derinliği daha da azalacak. Bu durumda tasarım gemilerinin çok sığ suda seyretmek durumunda kalacaklarını ifade ediyor kaptanlar ve emniyetli dümen tutulmasını olumsuz etkileyerek geminin manevra gücünü ve emniyetli seyrini önemli derecede azaltacağı ifade ediliyor. Unutmayalım ki bu kanalda da kuzeyden güneye önemli hızı olan bir akıntı olacak. Yani onu da dikkate almamız gerekiyor. Sonuç olarak kaptanların kanısına göre, ifadelerine göre özel bir ticari menfaat elde edemedikleri sürece kaptanlar sığ suda seyir yapmayı tercih etmeyecekler. Kanal İstanbul'dan geçmeyecekler ve İstanbul Boğazı'ndan geçmeye devam edeceklerdir deniyor. Şimdi efendim Kanal İstanbul'la ilgili bugünkü programda konu edeceğimiz son konu Kanal İstanbul'un en büyük inşaat kalemi olan
hafriyat konusu. Şimdi kanaldan çıkacak toplam hafriyat miktarı, kara kazısı ve deniz ve göllerde yapılacak, gölde yapılacak tarama toplamı olarak yaklaşık 1 milyar 155 milyon metreküp. Bunun içinde kara kazısı 1 milyar 79 milyon metreküp, deniz ve göl taraması ise 76 milyon metreküp. Taşıma bakımından bakılırsa kara kazısında çıkacak bu 1 milyar 79 milyar metreküpün toprağın kabarması dolayısıyla 1.3 milyar metreküp'e çıkacağı ifade ediliyor uzmanlar. Şimdi yaklaşık 1 milyar o dikkate alınmasa bile 1 milyar metreküplük kazıyı dikkate alındığında, kazı miktarı dikkate alındığında kazı için öngörülebilecek en kısa süre 4 yıl olacak. 4 yıl boyunca sürekli gece gündüz kanalın kazılması gerekecek. Bu durumda yılda yaklaşık 275 milyon metreküp, ayda 223 milyon metreküp kazı yapılması gerekecek. Diğer deyişle, yıl içinde çalışılmayan süreler de dikkate alınırsa günde ortalama 800-850 bin metreküp kazı ve bu kazının nakliyesi ve depolanması yapılacak demektir. Şimdi bu rakamlar tabii devasa rakamlar. Bu rakamlar nasıl nakliye edilecek bu kazı şeyi ve nasıl kazılacak? Bunun için altyapı inşaatlarında, büyük altyapı inşaatlarında bile pek kullanılmayan ancak açık maden ocaklarında çalışan devasa kazıcılar ki bunların hacimleri 50 metreküp ve kamyonlar 200 metreküplü kamyon, devasa kamyonların kullanımı gerekecek. Bu kamyonlardan bir tanesinin resmini hemen yanında fare gibi duran normal kamyonla birlikte görüyorsunuz. Kazıcı sayısının 17, kamyon sayısının ise 365 olacağı öngörülmüş. Ve tabii bu taşımanın yapılabilmesi için de özel trafiğe kapalı yolaşım, dolaşım yolları tesis edilecek. Şimdi kazıdan çıkacak devasa miktardaki zemin malzemesi ne yapılacak? En önemli sorun bu. Bu konuda Profesör İlhan Avcı arkadaşımızın yine kanal çok önemli. Bu kanalda da bu burada da ifade edildiği gibi kazıdan çıkacak malzemenin karada bir dolgu işlemiyle bertaraf edilemeyeceği açık. Dolayısıyla kazının Marmara Denizi ve veya Karadeniz kıyılarında dolgu yapılarak değerlendirilmesi tek çözüm olarak öngörülmüştür diyorlar. Raporun kendi ifadesine göre. Ancak Marmara Denizi kıyılarında söz konusu boyutta bir dolgu işleminin yapılması mevcut koşullarda mümkün olmadığından kazı malzemelerinin Karadeniz kıyılarında dolgu yapılarak bertaraf edilmesi öngörülmüştür diyor Kanal İstanbul raporu. Şimdi efendim bu tabii çok ilginç bir şey. Daha önce aslına bakarsanız bu malzemenin biraz önce chat raporunda da belirtildiği gibi Marmara Denizi'nde oluşturulacak 3 adaya ada vasıtasıyla yok edilmesi, orada oluşturulacak adalarda kullanılması öngörülmüştür. Hatta daha da önce projenin ilk başlangıcında şu anda üstünde 3. Havalimanı'nın yapıldığı eski maden ocaklarının hafriyat alanlarında doldurulması düşünülmüştür. Şimdi bunlardan mecburen vazgeçilince tek çare olarak Karadeniz kıyısında başta da belirttiğim liman, konteyner limanı, lojistik alanda ve batıdaki 38 kilometrelik dolgu alanında ki bunu sempatik göstermek için rekreasyon alanı olarak sunuluyor. Burada bu malzemenin itiraf edilmesi gerektiği chat raporunda açıkça ifade ediliyor. Daha önce de ifade ettiğim gibi başta da buradaki Karadeniz konteyner limanının ve lojistik alan dolgusu bir lojistik alan teşkili bir ihtiyaçtan kaynaklanmıyor. Yani İstanbul'un uzun vadeli ulaşım planlarında
bu konunun yer almadığını gerek İlhan Avcı gerekse Haluk Gerçek arkadaşlarımız kendi makalelerinde çok açıkça ifade ediyorlar. Bu konu tamamen çıkacak malzemenin bertaraf edilmesi için, ki bertaraf edilme tabiri ÇED raporunda kullanılıyor, benim tabirim değil. Bunun için mecburen yapılan ancak bir takım gerekçelerle bir takım anlamlar yüklenmek istenen dolgu alanları bunlar. Efendim, Gürhan Bey, benim sunumum bu haftaki sunumum burada sona eriyor. Gelecek hafta bu konuyla, yani bu malzemenin bertaraf edilme konusunun özellikle tarama malzemesiyle ilgili kısmını da ele alacağız. Onun bertaraf edilmesi konusu da çok önemli ve diğer konuları, yani büyük ölçüde geçiş yapılarını ve bu gerek kanalın ve gerek geçiş yapılarının deprem davranışlarını artı kanalın maliyeti, finansal fizibilitesi, inşaat süresi ve iş programı ile ilgili konuları da gelecek haftaki programımızda ele alacağız. Hocam çok teşekkürler, sağ olun. Oldukça detaylı bir sunum oldu. Evet, İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Gelecek hafta pazartesi günü saat 16'da bugünkü programın devamı olan Kanal İstanbul'un Kanal İstanbul'la ilgili sunumumuzun ikinci kısmında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin.